Bir patlama sesiyle uyandık. Birdenbire baktık, bum diye bir şey patladı. İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de bulunan bu 9 katlı binada cuma gecesi bir panik yaşandı. Çünkü zemin katında bulunan kolonlar patladı ve binanın da ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Evet, patlama sesi gibi geldi. Patlama sesiydi. Koştuk geldik böyle, bütün bina sakinleri dışarıdaydı. Muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre 99 yılında yapıldığı söyleniyor. Ruhsatlı bir bina değil. Belediyemizde hiçbir kaydına rastlanmadı. Paniğe neden olan olay 16 Ağustos'ta saat 22.30'da yaşandı. Eşyamızı mı alacağız? Yoksa yıkıp yeniden mi yapılacak? Yetkililerden ne gelirse boynumuz kıldan ince, mağduruz yani. 39 dairenin olduğu 9 katlı binanın sakinleri bir anda patlama sesi duydu. Hemen kendini dışarıya attı. Kırılma değildi, patlama geldi. Bolum gibi bir ses çıktı. Bina üzerinde bir sıkıntı, çevresel faktörlerle ilgili değil, bina üzerinde bir sıkıntı olduğu bizim teknik görüşümüz. Ama çıkacak karut numuneleri ve sonuç raporlarına göre de detaylı teknik rapor çıkacak. Risk hasarlı bina kaydı geçilen binadaki 120 kişi tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Biz önce şey zannettik, bir pet şişe patladı veya bir düdüklü patladı. Öyle bir hisse şey yaptık, kapıldık. Biz deprem oluyor gibi düşündük. Aşağıya indik. Çevre sakinlerinden kimse yoktu. Sonrasında işte... Yani kimse de bir patlama olmadığını beyan etti ev sahipleri. Depoyu açtırdığımızda iki tane kolonun hasar gördüğünü söylediler. 39 dairesi bulunan Çavuş Apartmanı'nda tam 120 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Donatılarda yetersizlikler olabilir. Ruhsatsız ve plansız projesi yapıldığı için de teknik hizmet almadığından dolayı doğal bir gerçeklik gibi ortada görülüyor binanın durumu. Tahliye edilen bina sakinleri çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi. Ancak evlerinin önünden ayrılmadı. Yetkililer şu anda bir toplantı halindeler. Onlar toplantı yapıyor. Biz de onları bekliyor. Bakalım ne diyeceğiz. Şöyle bir güzel sonuç verirler bize. Bölgeye gelen yetkililer incelemelerde bulundu. Hazırlanacak ön raporun ardından binanın akıbeti belli olacak. Çıkacak sonuca göre vatandaşlarımızın içeriye girip eşyalarını alıp alamayacağı risk miktarı tespit edilecek.